Bugün Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümünden Profesör Aslı Tuş'la birlikteyiz. Merhabalar Aslı Hanım. Merhaba. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi TürkInternet.com 15 yıldır teknoloji gazeteciliği yapıyor. Sizin teknoloji gazeteciliğe bakışınız nedir acaba? Aslında teknoloji gazeteciliğinin çok doğru bir şekilde yapılmadığına inanıyorum Türkiye'de. Ve bu uzun zamandır böyle giden bir şey. Aslında teknoloji gazeteciliğinin çok spesifik bir alan tabii. Diğer gazetecilik sorunlarından da ayrıştıramıyorum doğrusu. Pek çok problem, gazetecilik refleksinin kaybolması, etik kuralların kaybolması, çok fazla özel sektörle bir arada olması gazetecilerin, bütün bunlar reklam üzerinden, reklamla ya da tanıtımla haberin birbirine karıştırılması, bütün bu sorunlar teknoloji gazeteciliğini çok yaralayan öğeler. Dolayısıyla ben çok anlamlı, hakkı verilir bir şekilde yapılmadığına inanıyorum. Bunu yapan tabii ki web siteleri var, sizinki gibi. Ama ana akım olarak, yani gazetelerde takip ettiğim iyi teknoloji yazarı ben düşünemiyorum ya da aklıma gelmiyor şu anda. Gazetecilik inisiyatifini biraz açar mıyız? Nedir? İnisiyatif derken refleksi mi? Refleksi, yanlış söyledim. Şimdi gazetecilik tabii doğru yapıldığında bir kere müthiş bir aşkla yapılması gereken bir meslek. Yani bazı meslekler işin teknik kısmının ötesine geçmelidir ve ruhla, büyük bir aşkla, tutkuyla yapılması gereken mesleklerdir. Gazetecilik de bunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve doğru soruyu sormanın gazeteciliğin en büyük temeli olduğunu düşünüyorum. Korkusuzca menfaat ve çıkar ilişkisini bir kenara bırakıp bağımsız, doğru soruyu sorabilen insandır gazeteci. Bu refleks ne zaman kayboluyor? İşte bütün bu sorular kafanıza girmeye başladığında, acaba işte belki bu şirkette ben iş bulabilirim, belki işte benim menfaatim farklı türlü olur gibi sorular sizin kafanızı zehirlemeye başladığı zaman ya da korku ruhunuza işlediği zaman, bu politik olabilir ya da özel sektörden de gelebilir bu korku, siz doğru soruyu soramaya başlarsınız. Ve sizin otosansüre yol açan bir sürece girersiniz. Bu zaten hani gazetecilik refleksinin tamamen ortadan kaldırılması demektir. Peki online gazetecilik bu alanda, gazetecilik alanında neler getirdi, neler götürdü? Şimdi tabii internet gazeteciliği çok farklı bir yere taşıdı. Önce özellikle geleneksel ana akım medya, dijital teknolojileri özellikle çok direnç gösterdi. Ve interneti kendi içine almamakta direndi. Ama şimdi görüyoruz ki yani internetin bu kadar yaygınlaşmasıyla bütün bu ana akım mecralar da kendi içlerine interneti sokmaya başladılar. Şimdi okuma alışkanlıkları ve tüketici alışkanlıkları değişti bir kere. Okurun beklentileri değişti. Artık daha hızlı, daha kısa, daha kristalize haber talebi artmaya başladı. İnternet çok hızlı tüketilen bir haber akışının platformu. Biz artık ertesi günü uzun uzun bir haber okumayı bekleyecek sabrımız ve zaten hani anlamı da kalmadığı bir ortamda yaşıyoruz. Sosyal medyayla, yani mikrobloglarla desteklenen bir gazetecilik anlayışı gelişmeye başladı. İşte önce bloglarla, şimdi Twitter üzerinden de yayılan gazetecilikle, yurttaş gazeteciliğinin de aslında hızla yükseldiği bir ortamda farklı bir medya kolosuna girdik. Yani ben hiçbir şekilde online, offline diye ayrılması taraftarı da değilim. Yani iyi gazetecilik, iyi gazeteciliktir ve her yerde yapılabilir, mecra değilse de. Ama daha kısa tutulan haberler online'da, manşetlerin farklı atılması, dediğim gibi sürekli değişebilir olması, akışkanlık, haber akışkanlığı, okurun interaktif olması, bunlar farklı dinamikler getirdi. Dolayısıyla çok zenginleştirdiğini düşünüyorum. Gazetecilerin işinin hem kolaylaştığını hem de bir anlamda zorlaştığını düşünüyorum. Çünkü artık çok fazla rakipleri var. Çok daha iyi olmak için daha fazla çalışmaları gerektiğini düşünüyorum artık. Peki son olarak da şunu soralım size. Biliyorsunuz birkaç yıldır dünyayı sarsan bir WikiLeaks haber sızdırmaları var. Bu sizce gazetecilik sayılır mı? Şimdi haber sızdırması ya da bilgi sızdırmak
tek başına gazetecilik eylemi değildir. Tabii önemli bir haber değeri vardır. Ama o haber değerini kazandırmak iyi gazetecilere verilmelidir. Nedir bu olay? WikiLeaks müthiş bir şekilde bilgi bombardımanına tuttu bizleri. Öyle değil mi? İşte sivilleri bombalamak, şimdi Amerikan uçaklarının ya da Amerikan hükümetinin işte insan hakları ihlallerini vesaire. Pek çok şey sızdı. Fakat bunları bizim anlamlandırmamız yurttaş olarak, bir okur olarak iyi gazetecilere düştü. Yani onları iyi bir kontekste oturtmak, kristalize etmek, iyi bir analiz yazmak ne ifade ediyor mesela? Diplomatik yazışmalar. Biz bunları anlayamayız okur olarak. Ama The Guardian'dan ya da Der Spiegel'dan, işte The Economist'ten gazeteciler ekibi bunları iyi analizle okura sunabilirler. İşte o gazetecilikdir. Peki, çok teşekkür ederiz. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, çok teşekkürler davetiniz için. Sizler okumaya devam edeceğim. Teşekkürler.